Adana'da Teknofest ilk defa. Tabii Teknofest'in böyle Anadolu'da büyük şehirleri gezmesi bence çok güzel bir planlama. Selçuk Beyleri ve Organizasyon Komitesi'ni tebrik ediyorum. Çünkü Teknofest malumunuz bir sanayi fuarı değil, bir müşteri fuarı da değil, profesyonel bir fuar değil. Biz doğrudan halkımızla buluşuyoruz. Özellikle o bölgedeki, civardaki gençler, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri geliyorlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Gelecek nesillerde teknoloji konularında, TEİA özelinde motor, uçak motorları konularında bir farkındalık, bir heves, iştiyak, heyecan uyandırıyoruz. Bu çok güzel oluyor. Bölge bölge gezilince o bölgedeki bütün okullara, gençlere ulaşma fırsatımız oluyor. O yüzden Teknofest yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz bizlere bu fırsatı verdikleri için. Evet. Başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Merdiven adım adım diyorlar ya. Tabii TEİ ilk kurulduğunda F-16 uçaklarının, F-110 motorlarının, F-110 motorlarının montajı, testi ve ordumuza teslimi için kurulmuş. Zaman içinde imalat, parça imalatı da gelişmiş. Fakat motor tasarımı, mühendisliği, teknolojisi ayrı bir dünya imalatın dışında. Bu kısım eksik idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilenmesi, teşviği ve desteğiyle son 10 yılda hızlı bir şekilde bu yerli ve milli motorların gelişmesine de el attık. İmalat zaten vardı, test zaten vardı. Mühendisliğini de yapınca gördüğünüz gibi motorlarımız peş peşe hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. Son 10 yılda gerçekten Türkiye bu alanda ciddi bir çağ atladı. Şöyle söyleyeyim, ben 10 yıl önce göreve geldiğimde tabii ziyaretler yapıyoruz. Türkiye, bizim TEİ'ye benzer İspanya'nın da bir şirketi var. Korelilerin de benzer bir şirketi var. Bunlara ziyaretler karşılıklı. Onlara nazaran biz 10 yılda çok ciddi mesafe kat ettik. Hatta bize gıptayla bakıyorlar Türkiye'ye. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize özellikle destekleri için, ordumuza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, destek olan bütün kurumlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. En nihayetinde halkımızın desteği olmazsa olmaz. Bunlar uzun soluklu, ciddi paralar ve devletin desteği ve gücünü gerektiren şeyler. Bunlar hepsi bir araya geldiği için 10 yılda bunlar çıkıyor. Tabii ki çok kabiliyetli mühendislik ekibimiz var, teknisyen ekibimiz var. Bunlar da canavar gibi çalışarak çok kısa sürede bunları yapıyorlar. Türkiye'nin üretimi en güçlü motoru yok. Evet. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Motoru diğer motorlarla. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu TF6000'i çıkardığımızda Türkiye'nin en güçlü motoru diye özellikle yazdık. Niye? Hani Türkiye'de küçük motosiklet motorları yapılıyordu. Java vardı bizim çocukluğumuzda. Bunun gibi küçük küçük motorlar yapılıyordu. Sonra işte araba motorları lisans altında da olsa yapıldı. Ama bunların hepsini toplasanız bunlar 300-500 beygire geçmez. Yani bir TF6000 motoru yaklaşık 10.000 beygir güç üretiyor. Bu ürettiğiniz güç, tabii ki biz bunu uçak için hazırlıyoruz ama bunu modifiye ederek gemide kullanmamız mümkün. Elektrik üretmekte kullanmamız mümkün. Bu sonuç olarak bir motor. Güç üretiyor. Çok değişik amaçlarla kullanılabiliyor. O yüzden Türkiye'nin, hala diyoruz, Türkiye'nin şu ana kadar geliştirdiği en güçlü motor. Artık çalıştırdığımız için de Türkiye, yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Kağıt üstünde de değil, yaptık, ürettik, buraya da getirdik, çalıştırdık. Çok şükür. Daha büyüklerini de yapacağız inşallah. Sizlerin desteğiyle. Evet. Evet. Şimdi efendim, dediğim gibi merdiven ayak ayak. Şimdi TF6000'e kadar geldik. Bu gerçek anlamda bir askeri turbofan uçak motoru. Bunu bir sonraki aşama, arkada gördüğünüz gibi plastik modelini görüyorsunuz. TF10000. Bunun arkasına bir art yakıcıyla birleştireceğiz bunu. Bir güçlü versiyon çıkartacağız. Bir sonraki versiyon TF35 diyelim. 35.000. Milli Muharip Uçağın motoru. Milli Muharip Uçağın motoru artık uçak motorları sınıfı
tarafında zirve noktası. Teknoloji olarak da, güç olarak da diyelim, en tepelerde birisi. Yani biz, en azından benim mesleki olarak hayallerimizden birisi benim ve ekibimin. İnşallah bunu yapmayı ve çalıştığını görmeyi de Allah nasip eder diyoruz. Tabii daha zor şeyler daha uzun sürelerde başarılıyor. Her şey bir emek, bir alın teri istiyor. Bunu, bu bedeli de ödemeden bedava hemen bu başarılara ulaşılmıyor. Biz de bunları farkındayız. Bilerek, çalışarak teker teker geçiyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte Milli Muharip uçağımızı da başarıyla çalıştıracağımıza inanıyoruz. Ekibimiz de inanıyor. Daha önce işin başındayken herkesin aklında bir şüphe vardı. Acaba yapabilir miyiz diye. Kendi ekimde dahil. Artık öyle bir şüphe yok. Herkes biliyor ki biz yapabiliriz. Özellikle benim ekibim, kendimize inanıyoruz. Yapabiliriz. Mesele ne kadar sürede başarabileceğimiz. Bu biraz da zaman ve para meselesi. Ama inşallah en kısa sürede halkımızı bu motorlarla buluşturacağız diyelim. Yani şöyle söylüyorum, ben şimdi Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, profesörüm aynı zamanda. Malumunuz Sabancı Üniversitesi'nde ikinci senenin sonunda öğrencilere program değiştirme şansı tanınıyor. Anneler babalar geliyor, biz de tabii danışmanlık da yapıyoruz, öğrenci danışmanlığı. İşte oğlum kızım hangi bölüme geçsin? Ben diyorum ki ya, hangi işi seviyorsa orada o çalışsın, o bölüme geçsin. Tabii anneler babalar işte hangi bölümde daha çabuk para kazanır, işte yuvasını kurar. Tabii doğal olarak ya. Ama tabii iş öyle çalışmıyor. Severek, heyecan durarak yaptığınız şeylerde başarılı oluyorsunuz. Ben çocukluğumdan beri makine mühendisliği tarafındayım. Makineleri severim. Özellikle uçak motorlarını severim. O yüzden bu mesleği seçtim. Severek yaptığım için de iyi gidiyoruz şu anda. Heyecanım ta küçüklüğümden beri var. İnşallah mesleğimin sonuna kadar da devam edecek diyelim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.